Merhaba sevgili öğrenciler. Kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde 6. sınıfın telafi müfredatında bulunan bütün konuları tek bir derste işleyeceğiz. Eğer bu dersi iyice dinler, sıkı bir şekilde çalışırsanız geçen döneme ait hiçbir sıkıntınız kalmayacak. Hazırsanız dersime başlıyorum. Bu dersimizi 6. sınıfın 6. ünitesi olan Occupations, diğer adıyla Jobs, yani meslekler ünitesini işleyeceğiz. Bu ünite içerisindeki kelimeleri gördükten sonra konu anlatımını yapacağım. Dersimize kelimelerle başlayalım. Teacher, öğretmen. Doctor. Nurse, hemşire. Dentist, dişçi. Vet, veteriner. Police, polis. Pilot, pilot. Engineer, mühendis. Lawyer, avukat. Architect, mimar. Secretary, sekreter. Cook, chef, aşçı. Hairdresser, berber. Mekanik, tamirci. Taxi driver, taksi şoförü. Bus driver, otobüs şoförü. Salesman, saleswoman, satış görevlisi. Tailor, terzi. Fireman, itfaiyeci. Waiter, garson. Postman, postacı. Baker, fırıncı. Singer, şarkıcı. Dancer, dansçı. Artist, ressam. Astronaut, astronot. Scientist, bilim insanı. Farmer, çiftçi. Housewife, ev hanımı. Carpenter, marangoz. Plumber, tesisatçı. Detective, dedektif. Photographer, fotoğrafçı. President, devlet başkanı. Worker, işçi. Butcher, kasap. Actor, erkek oyuncu. Actress, kadın oyuncu. Musician, müzisyen. Journalist, gazeteci. Manager, yönetici. Soldier, asker. Florist, çiçekçi. Şimdi bu ünite içerisinde bulunan farklı kelimelere de göz atalım. Vocabulary, kelimeler demektir. Dream job, hayalindeki meslek. Goal, hedef. Reach, ulaşmak. Cut and sew fabric, kumaş kesmek ve dikmek. Pull out teeth, diş çekmek. Retired, emekli. Drive cars and lorries, arabaları ve kamyonları sürmek. Fabric, kumaş. Repair cars, arabaları tamir etmek. Examine patients, hastaları muayene etmek. Draw the plans of buildings, binaların planlarını çizmek. Cook delicious meals, lezzetli yemekler pişirmek.
Defend people at court. Mahkemede insanları savunmak. Build roads, bridges and buildings. Yollar, köprüler ve binalar inşa etmek. Make and sell bread. Ekmek yapmak ve satmak. Take orders and serve at the restaurant. Bir restoranda sipariş almak ve servis etmek. Look after ill people. Hasta insanlarla ilgilenmek. Grow fruits and vegetables. Meyve ve sebze yetiştirmek. Sell goods at a shop. Bir dükkanda eşya satmak. Bridge. Köprü. Court. Mahkeme. Dress. Elbise. Road. Yol. Dye. Saç boyamak. Dye. Saç boyamak. Lorry. Kamyon. Customer. Müşteri. Grow. Büyümek, büyütmek. Sell. Satmak. Cut hair. Saç kesmek. Patient. Hasta. Criminal. Suçlu. Sew. Dikmek. Arrest. Tutuklamak. Asking for jobs. Meslek sorma. Eğer karşıdaki bir kimsenin mesleğinin ne olduğunu sormak istiyorsak bunu çeşitli şekilde yaparız. Şimdi bunlara göz atalım. What is your job? Senin mesleğin nedir? What do you do? Sen ne yaparsın? What is your occupation? Senin mesleğin nedir? What is your professional? Senin uzmanlık alanın nedir? Bu soruların hepsini karşıdaki bir insanın mesleğini sormak için kullanırız ve bunlar Türkçe'de mesleğin nedir anlamına gelir. Mesleğini sorma ve mesleği cevaplama ile ilgili birkaç örnek çözelim. What's your job? Senin mesleğin nedir? Burada dikkat etmeniz gereken şey your kelimesidir. Your senin anlamına gelir. Eğer karşımızdaki kişiye senin mesleğin ne diye soruyorsak o da ben diye başlar cümleye. Bu yüzden I am a nurse diye cevap verir. Benim mesleğim hemşiredir. What is your occupation? Senin mesleğin nedir? Burada gördüğünüz gibi soruda yine your kelimesi kullanılmıştır. Senin diye sorduğu için cümleye benim mesleğim şudur diye cevap verecektir. I am a teacher. Ben bir öğretmenim. Was over İngilizce'deki simple past tense'i anlamanın ilk adımıdır. Eğer was over'ı iyice anlarsanız simple past tense konusunu daha kolay kavrarsınız. Was ve were konusundan kastedilen tam olarak şudur. Geniş zamanda kurulan durum yani isim cümlelerinin geçmiş zaman halleridir. Durum ve isim cümlelerinden kastettiğimiz şey ise şudur. İçerisinde bir hareketlilik bildirmeyen kelime grupları yani eylemlerin olmadığı cümlelerdir. Mesela ben doktorum. Doktor kelimesi makemak eki alsaydı eğer bir fiil olurdu. Ama eğer makemak eki almıyorsa bu bir isimdir. İngilizce'de de aynı kurallar geçerlidir. Eğer kullandığımız cümlede makemak eki almış bir fiil yoksa bu cümle isim cümlesidir. Ve bu isim cümlelerinde was ve were kullanılır. Örneğin ben doktorum. Ben şimdi şu an doktorum. Ama bunu geçmiş zaman yapmak istiyorsak ben doktordum. Yani ben geçmişte doktorluk yaptım, şu an doktorluk yapmıyorum demek istiyoruz. Bu tarz cümlelerde was ya da were kullanırız. Şimdi bu konuyu ayrıntısıyla ele alalım. I, ben anlamına gelen öznedir. Bu bir özne geniş zamanda isim cümlelerinde yani hareketlilik bildirmeyen cümlelerde am takısını alır. He, she, it yine geniş zamanda isim cümlelerinde is takısını alır. They, we, you özneleri ise yine geniş zamanda isim cümlelerinde hareketlilik bildirmeyen cümlelerde are takısını alır. Ve bu am, is, are takılarına İngilizce'de to be fiilleri denir. To be fiilleri denildiğinde aklınıza gelecek olan şey am, is, are kelimeleridir. Bunlar geniş zamanda isim cümlelerinde kullanılan kelime gruplarıdır. Örneklere bakalım. I am a doctor. Ben bir doktorum. She is at home. O kız evde. They are generous. Onlar cömerttir.
Gördüğünüz gibi bunların hepsi isim cümleleridir. Bir hareketlilik, bir eylem bildirmeyen cümlelerdir. To be fiillerinin geçmiş zamandaki kullanımları was ve were'dür. Am ve is'in geçmiş zamanki hali was, are yardımcı ikilisi geçmiş zamanki hali were kelimesidir. Was were'den kasıt aslında isim cümlelerinde kullanılan am, is, are'ın geçmiş zamanki halleridir. Şimdi bu konuyu ayrıntılı bir şekilde örnekleriyle inceleyelim. Was ve were ile ilgili cümle kurmak istiyorsanız öznelere dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer I, he, she ve it öznesini kullanacaksanız burada was kullanmanız gerekiyor ve was kelimesinden sonra bir tane isim bildiren kelime grubu kullanacaksınız. Örneklere göz atalım. I was a nurse. Ben bir hemşireydim. I öznesinden sonra gelen was kelimesi bu cümleyi geçmiş zaman yapmıştır. Ve eğer geçmiş zamanda I öznesini kullanacaksak yanındaki yardımcı fiil was kelimesi olmalıdır. Ve yine dikkat etmeniz gereken şey bu bir isim durum cümlesidir. Yani hareketlilik bildirmez, bir eylem içermez. He was hungry. O erkek açtı. He öznesi kendinden sonra was geçmiş zaman ekini alır. She was tired. O kız yorgundu. She öznesi kendinden sonra was geçmiş zaman ekini alır. It was sunny. Hava güneşliydi. It öznesi kendinden sonra was geçmiş zaman ekini almıştır. Şimdi diğer öznelerimize göz atalım. They, we, you are öznelerini kullanmak istiyorsak bu kez were yardımcı kelimeyi kullanmalıyız. Ardından noun denilen bir isim belirtmeliyiz. Örneklere göz atalım. They were in the ocean. Onlar okyanustaydı. They öznesi kendinden sonra were geçmiş zaman ekini almıştır ve bu cümleyi geçmişte yapılan bir hale dönüştürmüştür. We were happy. Biz mutluyduk. We öznesinden sonra gelen were kelimesi yine bu cümleyi geçmiş zaman yapmıştır. You were handsome. Sen yakışıklıydın. You öznesi kendinden sonra were kelimesini almıştır. Were kelimesi bu cümleyi geçmiş zamanda olumlu bir isim cümlesi haline dönüştürmüştür. Negative form. Olumsuz cümleler demektir. Eğer was ya da were ile ilgili olumsuz bir cümle yapmak istiyorsak şu şekilde yapmalıyız. Was ve were konusunda dikkat etmemiz gereken şey öznelerdi. Bu yüzden eğer öznemiz I, he, she ve it öznelerinden bir tanesi ise negatiflik ekimiz wasn't olacaktır. Ardından yine bir tane isim alacaktır. Wasn't, he, she, it öznelerinde kullanılan ve negatiflik bildiren bir kelimedir. Şimdi örneklere göz atalım. I wasn't neat. Ben düzenli değildim. I öznesinden sonra gelen wasn't kelimesi cümleyi hem geçmiş zaman yapmış ve ayrıca negatiflik eki aldığı için bu cümleyi negatif bir hale dönüştürmüştür. He wasn't slim. O erkek zayıf değildir. He öznesinden sonra wasn't kelimesi bu cümleyi hem negatif yapmış hem de geçmiş zaman anlamı katmıştır. She wasn't sad. O kız üzgün değildi. She öznesinden sonra yine wasn't kelimesi bu cümleyi hem negatif yapmış hem de bu cümleyi geçmiş bir hale dönüştürmüştür. It wasn't fast. O hızlı değildi. It öznesinden sonra wasn't negatiflik kelimesi kullanılır ve bu cümle hem negatif hem de geçmiş zaman hale dönüştürülür. Şimdi diğer öznelerimize göz atalım. Eğer öznemiz they, we ve you öznelerinden bir tanesi ise burada weren't negatiflik ekini kullanırız. Ardından yine bir isim kullanırız. Burada dipnot olarak şunu da ekleyelim. Wasn't ve weren't'ün uzun yazılmış halleri aslında was not ya da were not'tır. Siz bunları genellikle kısa bir şekilde wasn't ve weren't olarak göreceksiniz. Bu yüzden ben de dersim süresince bunları kısa kullanmaya dikkat ettim. Ve günlük hayatta da kısa bir şekilde kullanırlar. Şimdi örneklere göz atalım. They weren't at home. Onlar evde değillerdi. They öznesinden sonra weren't negatiflik eki gelmiştir. Bu cümleyi hem geçmiş zaman yapmış hem de negatif bir hale dönüştürmüştür. We weren't busy. Biz meşgul değildik. We öznesinden sonra hem geçmiş hem de negatif yapmak istiyorsak weren't yardımcı kelimeyi kullanmalıyız.
You weren't kind. Sen kibar değilsin. You öznesinden sonra weren't negatiflik eki kullanılır. Hem negatif hem de geçmiş bir hale dönüştürülmüş olur. Question form. Eğer was ve were'ı kullanarak bir soru cümlesi oluşturmak istiyorsak şu şekilde yapmalıyız. İngilizce'de soru cümlesi yapmanın temel mantığı zaten yardımcı fiilleri cümlenin en başına almaktır. Bu yüzden burada da cümlemizin başında was kullanmalıyız. Was'dan sonra I, he, she ve it özneleri kullanılır ve ardından noun anlamına gelen bir isim alır ve soru işaretini ekleriz. Böylece kolay bir şekilde soru elde etmiş oluruz. Örnekleri göz atalım. Was she hardworking? O kız çalışkan mıydı? Gördüğünüz gibi she öznesini kullanmak istiyorsak eğer was soru ekini cümlenin en başında kullanmalıyız. Eğer böyle bir cümleye cevap vermek istiyorsak yes ya da no ile cevap veririz. Yes she was ya da no she wasn't. Örneklerde de gördüğünüz gibi soruyu was ile sorduğumuz için cevaptaki cümlelerin sonunu was ya da negatif ise wasn't ile bitirmeliyiz. Yine İngilizce'de soruya cevap vermenin temel mantığı budur zaten. Eğer yardımcı fiillerle soru oluşturuyorsak cevabımızı da bu yardımcı fiillerle bitirmeliyiz. Was it rainy yesterday? Dün yağmurlu muydu? Örnekte de gördüğünüz gibi was soru eki kullanılmıştır ve bu cümle geçmiş zamanda bir soru cümlesi haline dönüşmüştür. Bu soruya cevap vermek için yes ya da no ile cevap vermeliyiz. Yes, it was. Evet, yağmurluydu. No, it wasn't. Hayır, yağmurlu değildi. Soruyu was ile sorduğumuz için cevabımız da olumlu ise was, olumsuz ise wasn't ile bitirmeliyiz. Şimdi diğer öznelerimize göz atalım. Were soru kalıbını they, we, you özneleriyle birlikte kullanmalıyız. Yine cümlenin en başında kullanır, ardından özneleri yazarız ve cümlenin en sonunu bir isimle bitiririz. Örneklere göz atalım. Were they are in supermarket? Onlar süpermarkette miydi? They öznesi kendinden sonra were soru yapan geçmiş zaman ekini almıştır. Ve böyle bir soruya cevap vermek için yes ya da no ile cevap vermeliyiz. Yes, they were. Evet, onlar süpermarketteydi. No, they weren't. Hayır, onlar süpermarkette değildi. Yes ya da no ile cevap verdikten sonra soruyu were ile sorduğumuz için cevabımız olumluysa were, olumsuz ise weren't ile bitirmeliyiz. Were you bored? Sen sıkıldın mı? You öznesi kendinden sonra were kelimesini almıştır. Were kelimesi bu cümleyi geçmiş zamanda bir soru cümlesi yapmıştır. Buna cevap vermek için ise no I wasn't. Hayır ben sıkılmadım. Dikkat ederseniz soruyu you diye sorduğu için yani sen diye sorduğu için cevap verirken I, ben diye cevap vermeliyiz. Ve I öznesinden sonra wasn't kelimesini kullanmak zorundayız. Buraya dikkat edelim. Bu dersimizde 6. sınıfın 7. ünitesi olan Holidays yani diğer adıyla Vacation, tatiller adlı üniteyi işleyeceğiz. Bu ünitedeki kelimeleri gördükten sonra geçmiş zaman konu anlatımını yapacağım. Haydi dersimize başlayalım. Activities, aktiviteler demektir. Bir tatile gittiğimizde ne tür aktiviteler yaparız öncelikle onlardan bahsedelim. Swimming, yüzme. Doing gardening, bahçe işleri yapma. Walking on the beach, kumsalda yürüme. Climb a tree, ağaca tırmanmak. Chat on the net, internette yazışmak. Go to seaside, deniz kenarına gitmek. Have a boat tour, bot turu yapmak. Stay in the tent, çadırda kalmak. Draw a picture, resim çizmek. Swim in the river, nehirde yüzmek. Go sailing, denize açılmak. Water ski, su kayağı. Go on a sightseeing tour, gezi turuna çıkmak. Pick flowers, çiçek toplamak. Boat tour, bot turu.
catch fish. Balık yakalamak. Collect shells. Deniz kabuğu toplamak. Diving. Dalmak. Go camping. Kamp yapmak. Hiking. Trekking. Yürüyüş yapmak. Snowboarding. Kar kayağı. Skiing. Kayak yapmak. Skating. Patenle kaymak. Making a snowman. Kardan adam yapmak. Playing snowball. Kar topu oynamak. Picking fruits. Meyve toplamak. Sailing. Yelken sporu. Making a sand castle. Kumdan kale yapmak. Walking in the forest. Ormanda yürümek. Visiting an ancient city. Antik şehri ziyaret etmek. Paragliding. Yamaç paraşütü. Surfing. Surf yapma. Ice skating. Buz pateni yapma. Rollerblading. Paten sürme. Ride a horse. Ata binme. Rafting. Rafting. Rafting, raft adı verilen botlarla suları yüksek olan nehirlerde yapılan bir nehir sporudur. Genellikle grup halinde yapılır. Scuba diving. Tüplü dalış. Climb a mountain. Dağa tırmanmak. Going to fun fair. Luna Park'a gitmek. Vocabulary, kelimeler demektir. Bu ünite içerisinde bulunan diğer kelimeler şu şekildedir. Cuisine, yerel mutfak. Nature, doğa. Go on holiday, tatile çıkmak. Skiing holiday, kayak tatili. Make a cake, kek yapma. Beach, plaj. Fascinating, büyüleyici. Holiday, vacation, tatil. Lake, göl. Mountain, dağ. Museum, müze. Open air, açık hava. Play, oynamak. Pool, havuz. Sea, deniz. Town, kasaba. Shopping, alışveriş yapmak. Trip, travel, seyahat, yolculuk. River, nehir. Cable car, teleferik. Sunbath, güneşlenmek. Cook, pişirmek. Garden, bahçe. Cafe, kafe. Village, köy. Pick, toplamak. Forest, orman. Touristic places, turistik yerler. Türkiye'de bulunan önemli turistik yerlere göz atacağız. Black Sea Region, Karadeniz bölgesi. Butterfly Valley, kelebekler vadisi. Grand Bazaar, kapalı çarşı.
Sümela Monastery. Sümela Manastırı. Topkapı Palace. Topkapı Sarayı. Underground City. Yeraltı Şehri. Simple Past Tense'in Türkçe karşılığı geçmiş zamandır. Bu dersimizin sonunda Simple Past Tense ile olumlu, olumsuz ve soru cümleleri kurabileceksiniz. Simple Past Tense'in kullanım alanları şu şekildedir. Eğer geçmişte yaptığımız bir eylemden söz edeceksek yahut geçmişteki bir alışkanlığımızdan bahsedeceksek Simple Past Tense'i yani geçmiş zamanı kullanırız. Simple Past Tense'in ufak tefek kuralları vardır. Bu kurallara hakim olduktan sonra bu zamanı kolaylıkla kullanabileceksiniz. Şimdilik bu kurallara göz atalım. Regular verbs düzenli fiiller demektir. Irregular verbs düzensiz fiiller demektir. Geniş zamanda temel iki tane kural vardır. Birincisi düzenli fiillerle yapılan cümleler, ikincisi ise düzensiz fiillerle yapılan cümlelerdir. Şimdi biz bunları teker teker işleyeceğiz. Öncelikle regular verbs yani düzenli fiillerle başlayacağız. Düzenli fiillerden kastımız şudur. İngilizce'deki fiillerin sonuna d, ed ya da ied takılır ekleyerek oluşturulan fiillere düzenli fiiller denir. Düzenli fiilleri kullanarak cümle kurmanın kuralı ise şudur. Öncelikle cümleye subject denilen bir özne ile başlarız ve ardından verb 2 denilen fiilleri kullanırız. Verb 2 dediğimiz fiilden kasıt düzenli ve düzensiz fiillerdir. Yani fiilin ek almış ya da değişmiş halidir. Ardından cümlemizi object denilen nesneyle yani geri kalan ifadelerle tamamlarız. Subject denilen öznelerimizi tekrar hatırlayalım. I, ben, we, biz, you, sen, they, onlar, he, erkekler için o, she, kızlar için o, it, cansız veya hayvanlar için o anlamına gelir. Regular verbs düzenli fiiller. Şimdi düzenli fiillerle ilgili birkaç tane örneğe göz atalım. Snow, snowed. Kar yağması anlamına gelen snow fiili kendinden sonra e ve d eki almıştır. Need, needed. İhtiyacı olmak fiili yine kendinden sonra e ve d eki almıştır. Fix, fixed. Tamir etmek anlamına gelen fix kelimesi yine kendinden sonra e ve d eki almıştır. Place, placed. Yerleştirmek anlamına gelen place fiili yine kendinden sonra D ekini almıştır. Worry, worried, endişelenmek anlamına gelen worry fiili ise yine kendinden sonra E ve D eki almıştır. Gördüğünüz gibi düzenli fiil yapabilmek için ihtiyacımız olan tek şey ED, D ya da IED takılarını kullanmaktır. Bunların kuralları vardır. İlerleyen dakikalarda onları da öğreneceğiz. Şimdi regular verbs'lere yani düzenli fiillere cümle içerisinde göz atalım. I played guitar. Ben gitar çaldım. Gördüğünüz gibi I öznesinden sonra gelen play, çalmak fiili kendinden sonra e ve d eki almıştır. Çünkü bu bir düzenli fiildir. She moved to Italy 2 years ago. O kız 2 yıl önce İtalya'ya taşındı. She öznesinden sonra gelen move, taşınmak fiili düzenli bir fiil olduğu için kendinden sonra e ve d takısı almıştır. He danced at the party. O erkek partide dans etti. Gördüğünüz gibi he öznesi kendinden sonra dance, dans etmek fiilini almıştır. Ve bu fiil düzenli bir fiil olduğu için sonu D harfiyle bitmiştir. It snowed yesterday. Dün kar yağdı. It öznesi kendinden sonra kar yağmak anlamına gelen snow fiilini alırken E ve D takısı almıştır. Rules, kurallar demektir. Düzenli fiillere E ve D ekin eklemenin belli başlı kuralları vardır. Şimdi onlara göz atacağız. İlk kuralımız, eğer fiilin sonu E harfiyle bitiyorsa, yani fiilin kökünde zaten E harfi varsa, bir daha E harfini yazmamıza gerek yoktur. Sadece D harfini yazabiliriz. Örneğin, dance, dans etmek anlamına gelir ve sonu E harfiyle bittiği için sadece D harfini yazarız. Raise, silmek fiili yine E harfiyle bittiği için sonuna sadece D ekini yazarız. İkinci kural ise bir sesli harf ve ardından bir sessiz harf geliyorsa sondaki sessiz harf iki kere yazılır ve ardından ed takısı eklenir. Örneğin plan, plan yapmak anlamına gelen fiil planned olmuştur. Sondaki n harfi tekrarlanmıştır. Örneğin stop, durmak anlamına gelen stop fiili yine e ve d takısı alırken iki kere p yazılmıştır. Bu kural W ve X harfi için geçerli değildir. Eğer bir fiilin sonu W ya da X harfiyle bitiyorsa bunları ikinci kez yazmayız. Sadece sonuna E ve D ekleriz. Örneğin snow, kar yağmak, snowed, fixed, tamir etmek, fixed.
Üçüncü kuralımız ise şu şekildedir. Eğer kelimenin sonunda Y harfi varsa bu Y harfi tamamen düşer. Yerine İ harfi yazıldıktan sonra ED takısı eklenir. Örneğin worry, worried. Endişelenmek anlamına gelen worry kelimesi Y harfiyle bittiği için Y harfi düşmüş. Yerine İ harfi yazıldıktan sonra E ve D takısı yazılmıştır. Reply, cevap vermek anlamına gelen kelimedeki Y harfi gitmiş, İ harfi yazılmış, ardından E ve D takısı gelmiştir. Kısaca özet yapmak gerekirse, düzenli fiiller geçmiş zamanda fiile göre ED takısı, D takısı ya da IED takısını alırlar. Irregular verbs, düzensiz fiillerdir. Geçmiş zaman yapabilmenin ikinci temel kuralı ise düzensiz fiillerdir. Bu fiiller 100 ila 200 civar arasında bulunan fiillerden oluşmaktadır. Ben bu fiilleri liste halinde bu videonun altında PDF olarak ekleyeceğim. Siz oradan indirip kolaylıkla ezberleyebilirsiniz. Eğer irregular verblerle ilgili cümle kurmak istiyorsak yine cümlemize bir subject yani özne ile başlarız. Ardından verb 2 yani fiilin ikinci halini yazarız. Az önce kırmızı olarak belirttiğimiz fiilleri. Ardından object denilen cümlenin geri kalan kısmını yazarız. Öznelerimize tekrar göz atalım. I, we, you, they, he, she, it. Bunlar İngilizce'deki öznelerdir. I went to beach at weekend. Ben hafta sonu sahile gittim. Gördüğünüz gibi I öznesinden sonra went fiili gelmiştir. Went, go fiilinin ikinci halidir. She slept early yesterday. O kız dün erken uyudu. She öznesinden sonra gelen slept fiili ikinci fiildir. Düzensiz bir fiildir. Bu sleep, uyumak fiilinin ikinci halidir. It took a shower. O duş aldı, banyo yaptı. Gördüğünüz gibi it öznesinden sonra gelen took fiili take fiilinin ikinci halidir. Düzensiz bir fiildir. We had dinner. Biz akşam yemeği yedik. We öznesinden sonra gelen had fiili have, sahip olmak fiilinin ikinci halidir. They swam in the ocean. Onlar okyanusta yüzdüler. They öznesinden sonra gelen swam fiili swim, yüzmek fiilinin ikinci halidir. Negative form, olumsuz hal, olumsuz cümle demektir. Past tense'de geçmiş zamanda olumsuz cümle yapabilmenin ufak bir kuralı vardır. Geçmiş zamanda nasıl olumsuz cümle kurulur şimdi onu öğreneceğiz. Öncelikle subject ile başlarız bir cümleye yani özne ile. Ardından didn't, negatiflik ekini kullanırız. Bu didn't çok önemli bir kelimedir. Bu geçmiş zamanda negatif yapan kelimedir ve o cümleyi olumsuz hale getirir. Ardından buraya özellikle dikkat ediyoruz. Fiilin birinci hali kullanılır. Lütfen tekrar dikkat edelim. Fiilin birinci halini kullanıyoruz. Çünkü ne demiştik? Geçmiş zamanda fiiller değişir. Eğer fiil düzenli ise ED takısı alır, düzensiz ise listede ezberleyeceğimiz olan ikinci hallerini alır dedik. Ama didn't geldiği için fiili hiç karışmadan aynı şekilde yazıyoruz. Ve ardından objektlerinden cümlenin geri kalanını yazarız. Öznelerimiz yine I, we, you, they, he, she ve it'tir. Örneklere göz atalım. She didn't walk. O kız yürümedi. Gördüğünüz gibi didn't bu cümleye negatif bir anlam katmıştır. Ardından gelen walk, yürümek fiili ise hiçbir ek almadan, hiçbir değişikliğe uğramadan olduğu gibi kullanılmıştır. Tekrar edelim. Eğer bir cümle içerisinde didn't negatiflik eki varsa fiile hiçbir şekilde düzenli olsun yahut düzensiz olsun. Biz hiçbir şekilde bu fiile karışmayacağız. He didn't sleep. O erkek uyumadı. He öznesinden sonra gelen didn't negatiflik eki ardından sleep kelimesini hiçbir ek almadan almıştır. They didn't fly. Onlar uçamadılar. Didn't negatiflik eki gelmiştir ve yine fly, uçmak fiili hiç ek almadan, karışmadan direkt yazılmıştır. Question form. Eğer geçmiş zamanla ilgili yani past tense ile ilgili soru sormak istiyorsak şu şekilde yaparız. Öncelikle did soru ekini başa getiririz. Did geçmiş zamanda soru soran kelimedir. Eğer bu başa yazılıyorsa bir soru sordu anlamına gelir. Did kendinden sonra yine bir özne alır ve asıl önemli nokta yine şurasıdır. Eğer soru cümlelerinde did kullanıyorsak fiil düzenli olsun yahut düzensiz olsun hiçbir ek almadan, hiç karışmadan kendi haliyle kullanmamız gerekiyor. Ardından yine objektlerinden cümlenin gerisini alır. Öznelerimiz aşağıda yine yazılmıştır. Şimdi örneklere göz atalım. Did you play soccer? Sen futbol oynadın mı?
Gördüğünüz gibi did geçmiş zamanda soru yapan kelimedir. Did başa yazıldıktan sonra play oynamak fiili hiçbir ek almadan kendi haliyle kullanılmıştır. Yes, I did. Evet, ben oynadım. Bu bir evet hayır sorusudur. Böyle bir soruya cevap vermek için yes ya da no ile başlarız. Ardından özneyi yazarız ve daha sonra cümleyi did ile soru sorduğumuz için did ile bitiririz. Did she ride a horse last night? O kız dün gece ata bindi mi? Örnekte de gördüğünüz gibi geçmiş zamanda soru yapan ek did ekidir. Ardından sonra gelen ride, sürmek fiili ise hiçbir ek almadan kendi haliyle kullanılmıştır. Ve yine bu bir evet hayır sorusudur. Bu yüzden yes ya da no ile cevap veririz. Yes, she did. Evet, o ata bindi. Did ile sorduğumuz için cevabı da did ile bitirdik. Did he study lesson? O erkek ders çalıştı mı? Did geçmiş zamanda soru soran ektir. Ve ardından gelen fiil hiçbir değişikliğe uğramadan kullanılır. Cevap vermek istiyorsak yes ya da no ile cevap veririz. No, he didn't. Hayır, o ders çalışmadı. No ile cevap verdiğimiz için cümlemizin sonunun didn't ile bitmesi gerekiyor. Did they make snowman? Onlar kardan adam yaptı mı? Gördüğünüz gibi did soru eki kullanıldıktan sonra make yapmak fiili hiçbir değişikliğe uğramadan kullanılmıştır. Yine soruya yes ya da no ile cevap veririz. Yes, they did. Evet, onlar yaptılar. Soruyu did ile sorduğumuz için cevabı da did ile bitirmeliyiz. Time expressions. Geçmiş zamanda cümlelerin sonunda kullanabileceğimiz bazı zaman ifadeleri vardır. Onlar şu şekildedir. Yesterday, dün anlamına gelir. Last, geçen anlamına gelir. Bunu şu şekilde kullanırız. Last week, geçen hafta. Last year, geçen yıl. Last month, geçen ay gibi. Ago, önce anlamına gelir. 10 weeks ago, örneğin. 10 weeks ago, 10 hafta önce. Bunlarla ilgili örneklere bakalım. I lived in Istanbul 10 years ago. Ben 10 yıl önce İstanbul'da yaşadım. Bunlar genellikle cümlenin en sonunda kullanılır. Ve live, yaşamak fiili düzenli bir fiil olduğu için e ve d takısı almıştır. She went to shopping yesterday. O kız dün alışverişe gitti. Cümlenin sonunda yesterday kullandıktan sonra fiili ikinci halde kullandık. Exercise. Bu dersimizde 6. sınıfın 8. ünitesi olan Bookworms, yani kitap kurtları adlı üniteyi işleyeceğiz. Novel. Roman. E-book, online kitap. Comics, çizgi roman. Newspaper, gazete. Magazine. Storybook, hikaye kitabı. Dictionary, sözlük. Poetry book, şiir kitabı. Biography, biyografi. Science book, bilim kitabı. History book, tarih kitabı. Geography book, coğrafya kitabı. Music book, müzik kitabı. Horror book, korku kitabı. Fantasy book, olağanüstü olayları anlatan kitap. Romance book, aşk kitabı. Adventure book, macera kitabı. Children's book, çocuk kitabı. Classics, klasikler. Library, kütüphane. Librarian, kütüphaneci. Paintings, tablo. Art, sanat. Nature, doğa. Bookshelf, bookcase, kitaplık. Information, bilgi. Book, kitap. Bookshop, kitap dükkanı. Lend, ödünç vermek. Borrow, ödünç almak.
Read. Okumak. Draw. Çizmek. Bookworm. Kitap kurdu. Come. Gelmek. Spend. Harcamak. Write. Yazmak. Teach. Öğretmek. Give. Vermek. See. Görmek. Go to. Gitmek. Learn. Öğrenmek. Find. Bulmak. Look for. Aramak. Look up. Yukarıya bakmak. Ziyaret etmek. Author. Yazar. Homework. Assignment. Ödev. Questions. Sorular demektir. Bu ünite içerisinde karşınıza çıkabilecek soru tarzlarını birlikte göreceğiz şimdi. Do you like reading book? Sen kitap okumayı sever misin? Do ile başlayan sorular evet ya da hayır sorularıdır. Eğer olumlu cevap vereceksek, yes, I do. Evet, severim. Ama eğer olumsuz cevap vereceksek, no, I don't. Hayır, sevmem. What kind of book do you like? Sen ne tür kitap seversin? I like adventure book. Ben macera kitaplarını severim. What kind of ne tür anlamına gelir? Okuduğunuz kitabın türünü sorar size. Bu yüzden cevap verirken I like, ben severim dedikten sonra hangi tür kitabı sevdiğinizi yazmalısınız. How many books do you read a month? Bir ayda kaç tane kitap okuyorsun? I read 20 books. Ben 20 tane kitap okuyorum. Bu cümledeki how many kaç tane anlamına gelir? Sizden bir miktar ister ve cevap verirken bir sayı vermeniz gerekiyor. Bu yüzden I, ben öznesini yazdıktan sonra bir fiili yazarsınız, ardından sayı belirtirsiniz. What are you reading at the moment? Sen şu an ne okuyorsun? I am reading a magazine. Ben bir dergi okuyorum. At the moment, şu an, şimdi anlamına gelir. Prepositions. Edatlar anlamına gelir. Yer bildiren edatlardan bahsedeceğiz şimdi. Under, altında. Next to, bitişiğinde. Between, arasında. Behind, arkasında. In front of, önünde. Near, yakınında. On, üstünde. Opposite, karşısında. On the left, solunda. On the right, sağında. In, içinde. Bu dersimizde 6. sınıfın 9. ünitesi olan Saving the Planet, yani Gezegeni Koruyalım adlı üniteyi işleyeceğiz. Cut down tree. Ağaç kesmek. Plant a tree. Ağaç dikmek. Waste bin. Çöp kutusu. Pluck. Fish. Fişi prize takmak. Unpluck. Prizden fişi çekmek. Electrical devices. Elektrikli cihazlar. Protect the planet. Gezegeni korumak. Planet. Gezegen. Trash. Rubbish. Garbage. Litter. Çöp. Damage the forest. Orman tahribatı.
Turn on, switch on, açmak. Turn off, switch off, kapatmak. Recycle batteries, pilleri geri dönüştürmek. Save energy, enerjiyi korumak. Public transportation, toplu taşıma aracı. Pick up rubbish, collect rubbish, çöp toplamak. Throw rubbish, drop litter, çöp atmak. Waste, atık, boşa harcamak. Air pollution, hava kirliliği. Water pollution, su kirliliği. Noise pollution, gürültü kirliliği. Wind energy, rüzgar enerjisi. Tap, musluk. Destroy, tahrip etmek, imha etmek. Global warming, küresel ısınma. Energy saving bulb, enerji tasarruflu ampul. Solar energy, güneş enerjisi. Natural resources, doğal kaynaklar. Environment, çevre. Harmful, zararlı. Recycle bin, geri dönüşüm kutusu. Pollution, kirlilik. Protect, korumak. Product, ürün. Danger, tehlike. Electricity, elektrik. Paper, kağıt. Glass, cam. Plastic, plastik. Metal, metal. Eco-friendly, çevre dostu. Recycle, geri dönüşüm. Reduce, azaltmak. Reuse, tekrar kullanmak. Traffic jam, trafik kirliliği. Sort out, separate, ayırmak. Hunt, avlamak. Aerosols, sprey ürünleri. Keep environment clean, çevreyi temiz tutmak. Watermill, su değirmeni. Factory, fabrika. Increase, yükseltmek. Decrease, azaltmak. Exhaust fume, egzoz gazı. Cause, sebep olmak. Prevent, önlemek. Warn, uyarmak. Heat, ısıtmak. Filter, süzmek, filtre. World, earth, dünya. Pollute, kirletmek. Schultz yapısının kelimelerdeki görevi şu şekildedir. Schultz, bir cümlede tavsiyede bulunmak anlamında kullanılır. Örneğin, hava bugün yağmurlu, şemsiyeni almalısın dediğimizde burada Schultz yapısını kullanmalıyız. Schultz'u bir de öğüt veren cümleler içerisinde kullanırız. Eğer matematik dersinin düzelmesini istiyorsan daha çok ders çalışmalısın.
Gördüğünüz gibi bu cümle bir öğüt cümlesidir ve burada should cümlesini kullanmamız gerekir. Should bir cümleye meli, malı anlamı katar. Yapmalısın, etmelisin, çalışmalısın, içmelisin gibi anlamlara gelir. Positive form, olumlu hal demektir. Should'u olumlu cümlelerde nasıl kullanacağımızı inceleyelim şimdi birlikte. Eğer should'la ilgili olumlu bir cümle kurmak istiyorsak, cümlemize öncelikle bir özne ile başlarız. I, you, we, they, he, she ve it öznelerinden bir tanesini yazdıktan sonra should kelimesini yazarız. Ve ardından fiile hiçbir şey eklemeden yalan haliyle kullanırız. Should'a dikkat etmeniz gereken şey şudur. Should hiçbir özneye göre şekil almaz, hiçbir özneye göre değişikliğe uğramaz. Her özne de should diye kullanılır ve fiil de yine birinci haliyle, yalın haliyle kullanılır. Yani should'u ve fiili değiştirmek zorunda değiliz. Bu yüzden should kullanımı oldukça kolay bir kullanımdır. Şimdi bununla ilgili örnekleri inceleyelim. You should take a painkiller. Sen bir ağır kesici almalısın. You öznesinden sonra gelen should kelimesi bu cümleye meli, malı anlamı katmıştır. Ağır kesici almalısın. Bu senin için iyi olur anlamı katar. İkinci örnek şu şekildedir. I should eat vegetables. Ben sebze yemeliyim. I öznesinden sonra kullanılan should kelimesi bu cümleye de meli, malı anlamı katmıştır. Benim sebze yemem sağlığım için iyidir. Bu yüzden yesem iyi olur, yemeliyim anlamlarına gelir. Should kelimesi az önce de bahsettiğim gibi hiçbir özneye göre değişikliğe uğramaz. Olduğu haliyle kullanılır. Bir sonraki örnek şu şekilde. He should stay in bed. O erkek yatakta kalmalı. He öznesinden sonra kullanılan should kelimesi bu cümleye meli, malı anlamı katmıştır. Yapması onun için daha iyi olacaktır. Bu yüzden yatakta kalmalı. I should drink milk. Ben süt içmeliyim. I öznesinden sonra should kullanılmış ve should hiçbir değişikliğe uğramadan olduğu haliyle kullanılmıştır. Ben süt içmeliyim. İçersem benim için daha iyi olur. Negative form, olumsuz hal demektir. Eğer should'u olumsuz cümleler içerisinde kullanmak istiyorsak şu şekilde kullanmalıyız. Should'un olumsuz hali shouldn't'tır. Shouldn't'ın uzun yazılışı should not'tır. Ama bu genelde kısa olarak yani shouldn't olarak kullanılır. Şimdi shouldn't'ın kullanım kurallarını inceleyelim. Eğer shouldn't'ı cümlede kullanmak istiyorsak cümleye yine bir özne ile başlarız. I, you, we, they, he, she ve it öznelerinin bir tanesini yazdıktan sonra cümlemize shouldn't yani should'un negatif hali olan shouldn't kelimesini yazarız. Ardından yine fiilin birinci halini kullanırız. Fiil yine hiçbir değişikliğe uğramaz. Shouldn't cümleye yapmamalısın anlamı katar. Yapman iyi olmaz, yapmasan daha iyi olur gibi anlamlara gelir. Şimdi bununla ilgili örnekleri inceleyelim. You shouldn't eat fast food. Sen fast food yememelisin. You öznesinden sonra kullanılan shouldn't kelimesi bu cümleye yapmamalısın. Yapmaman senin için daha iyi olur anlamlarını katar. Diğer bir örnek şu şekildedir. He shouldn't drink cold water. O soğuk su içmemeli. He öznesinden sonra kullanılan shouldn't kelimesi bu cümleyi negatif yapmıştır ve eğer soğuk su içmese onun için daha iyi olacağı anlamı katmıştır. Bir sonraki örnek şu şekildedir. We shouldn't carry heavy things. Biz ağır şeyler taşımamalıyız. Ağır şeyler taşımak sağlığımız için iyi değildir. We öznesinden sonra kullanılan shouldn't kelimesi bu cümleye negatif bir anlam katmıştır ve yapmamaları gerektiği anlamını katar. Yapmamaları onlar için, onların sağlığı için daha iyidir. Question form, soru hali demektir. Eğer should kullanarak soru cümlesi oluşturmak istiyorsak onun da kuralı şu şekildedir.
Cümlemize bu sefer should ile başlarız. Ardından I, you, we, they, he, she ve it özdelerinden bir tanesini kullanırız. Ve daha sonra fiilin birinci halini, yani fiile hiçbir ek eklemeden olduğu haliyle kullanırız. Eğer İngilizce'de yardımcı fiilleri kullanarak soru cümlesi yapmak istiyorsanız onu cümlenin en başına alırsınız, buradaki should gibi. Ardından özneleri ve daha sonra fiili yazarsınız. Örnekleri inceleyelim. Should she go to bed early? O kız yatağa erken gitmeli mi? Gördüğünüz gibi should cümlenin en başında kullanılmış ve bu cümleyi bir soru cümlesi yapmıştır. Böyle bir soruya cevap vermek istiyorsak bu sorunun cevabı evet ya da hayır ile başlamalıdır. Yani yes ya da no ile başlayan cümleler kurarak cevap vermeliyiz. O kız yatağa erken gitmeli mi sorusunun cevabı yes, she should. Evet, o kız gitmeli. Neden? Çünkü bu onun için faydalı bir şeydir. Bunu yapması gerekiyor anlamına gelir. Soruyu should ile sorduğumuz için cevap verirken cümlenin sonunda yine should'u kullanırız. Should he eat hamburger? O erkek hamburger yemeli mi? Gördüğünüz gibi should cümlenin en başında kullanılarak bu cümleyi bir soru cümlesi yapmıştır. Buna no, he shouldn't diye cevap verebiliriz. Hayır, o yememeli. Gördüğünüz gibi should ile başladığımız için ve bu cümle no ile başlayıp negatif bir cümle olduğu için shouldn't ile bitiririz cümleyi. Hayır, yememeli. Yani bu onun sağlığı için iyi değil. Bu yüzden yememesi daha uygundur anlamını katarız. Should they drink milk? Onlar süt içmeli mi? Should yine cümlenin en başında kullanılarak bu cümleyi bir soru cümlesi yapmıştır. Eğer cevap vermek istiyorsak yes, they should. Evet, onlar içmeli. They öznesinden sonra yine should kullanılmıştır. Çünkü soruya should ile başladığımız için cevabı da should ile bitirmeliyiz. Onlar süt içmeli, bu onun için iyi bir şeydir anlamına gelir. Do's for the environment. Çevreyi korumak için, yani içinde yaşadığımız gezegeni korumak için neler yapmalıyız? We should sort out rubbish. Çöpleri ayırmamız gerekiyor. We should save water. Suyu korumalıyız. We should plant more tree. Daha fazla ağaç dikmeliyiz. We should use eco-friendly products. Çevre dostu ürünler kullanmalıyız. We should use public transportation. Toplu taşıma araçlarını kullanmalıyız. We should recycle materials. Materyalleri geri dönüştürmeliyiz. We should save electricity. Elektriği korumalıyız. We should protect wildlife. Vahşi hayatı korumalıyız. We should stop water pollution. Suyu kirletmeye son vermeliyiz. İçinde yaşadığımız gezegeni korumak için bunları yapmamız gerekiyor. Don'ts for the environment. Dünyamızı korumak için yapmamamız gerekenler de bunlardır. We shouldn't cut down tree. Ağaçları kesmemeliyiz. We shouldn't destroy forest. Ormanları tahrip etmemeliyiz. We shouldn't drop litter. Yerlere çöp atmamalıyız. We shouldn't waste paper. Kağıtları boşa harcamamalıyız. We shouldn't pollute soil. Toprağı kirletmemeliyiz. We shouldn't hunt wild animals. Vahşi hayvanları avlamamalıyız. We shouldn't use fossil fuel. Fosil yakıtlarını kullanmamalıyız. We shouldn't pollute air. Havayı kirletmemeliyiz. We shouldn't eat junk food. Abur cubur yememeliyiz. İçinde yaşadığımız gezegeni korumak için yapmamamız gerekenler bunlardır. Bu dersimizde 6. sınıfın 10. ünitesi olan Democracy, yani Demokrasi adlı üniteyi işleyeceğiz. Voting booth, oy kullanma kabini. Vote, oy kullanmak. Democracy, democracy. Ballot box, oy sandığı. Support,
Destek olmak. Survey. Anket. Make a speech. Konuşma yapmak. Candidate. Aday. Equality. Eşitlik. Choose. Seçmek. President. Başkan. Envelope. Zarf. Election. Poll. Seçim. Sign. İmza. Fair. Adil. Children's rights. Çocuk hakları. Rights. Haklar. Fault. Katlamak. Count. Saymak. Announce. Anons etmek, duyurmak. Responsible. Sorumlu. Select. Seçmek. Campaign. Kampanya. Identity card. Kimlik kartı. Polite. Kind. Kibar. Respect. Saygı. Rude. Kaba. Decide. Karar vermek. Hardworking. Çalışkan. Helpful. Yardımsever. Prepare. Hazırlamak. Education. Eğitim. Republic. Cumhuriyet. Class President. Sınıf başkanı. Suggestion box. Öneri kutusu. Work. Çalışmak. Public. Halk. Kamu. Prepare a poster. Bir poster hazırlamak. Result. Sonuç. Win. Kazanmak. Create a slogan. Bir slogan hazırlamak. Lose. Kaybetmek. Ünite içerisinde bulunan önemli kelimeler bunlardı. Şimdi iyi bir sınıf başkanının özellikleri nasıl olmalı onları öğrenelim. To be a good class president. İyi bir sınıf başkanı olmak için. Bakalım şimdi iyi bir sınıf başkanı olmak için ne gibi şeylere dikkat etmemiz gerekiyor? You should be responsible. Sen sorumluluk sahibi olmalısın. Kırmızı harfe yazılan should kelimesi bu cümleye yapmalısın. Melimalı anlamı katar. Eğer tekrar çalışmak istiyorsanız ilk başta da belirttiğim linke tıklayarak tekrar edebilirsiniz konuyu. You should be hardworking. Eğer iyi bir sınıf başkanı olmak istiyorsan çalışkan olmalısın. Çalışkanlıktan kasıt sadece dersler değildir. Beceri olarak da çalışkanlık kastedilir. You shouldn't be rude. Sen kaba olmamalısın. Shouldn't, olmamalısın, yapmamalısın anlamı katar cümleye. You should be nice to everyone. Herkese karşı iyi, hoş olmalısın. You should respect others' rights. Diğerlerinin haklarına saygılı olmalısın. İyi bir sınıf başkanının yapması gerekenler bunlardır. Şimdi bunları kategorilere ayıralım. İyi bir sınıf başkanının yapması gerekenleri should ile belirtelim. İyi bir sınıf başkanının yapmaması gerekenleri ise shouldn't ile belirtelim. Should, yani iyi bir sınıf başkanının yapması gerekenler şunlardır. Be kind, kibar olmalı. Be responsible,
Sorumluluk sahibi olmalı. Hardworking, çalışkan olmalı. Respectful, saygılı olmalı. Friendly, arkadaş canlısı olmalı. İyi bir başkanın özellikleri bunlardır. Şimdi iyi bir başkanın yapmaması gerekenler, sahip olmaması gereken özelliklere bakalım. Be rude, kaba olmak. Sınıf başkanları kaba olmamalı. Irresponsible, sorumsuz olmamalı. Lazy, tembel olmamalı. Unfair, adaletsiz olmamalı. Break the law, kuralları kırmamalı. Yani kurallara uyması gerekiyor. Unfriendly, soğuk, düşmanca, samimiyetsiz olmamalı. The steps of an election. Bir seçimin adımları. Eğer bir seçimde oy kullanmak istiyorsak ne gibi adımları takip etmeliyiz? Şimdi onlara bakalım. Candidates. Adaylar demektir. Bir seçimde birkaç tane aday bulunmaktadır. Bunlar sınıf başkanı olmak isteyen kişilerdir. Biz de bu adaylara karşı hangisi bize iyi geliyorsa, hangisi bizim isteklerimizi karşılıyorsa onları seçim ile belirleriz. Bizim adaylarımız şunlardır. Ahmet, Narin ve İlayda. 3 tane adayımız bulunmaktadır. Şimdi bu adaylardan birini sınıf başkanı yapmak istiyorsak takip etmemiz gereken adımlar şunlardır. Write your candidate's name on the paper. Öncelikle seçmek istediğimiz adayın ismini kağıda yazarız. Örneğin Narin'i sınıf başkanı yapmak istiyorsanız kağıda Narin yazarsınız. Daha sonra fold the paper. Bu Narin yazdığınız, yani adayı belirlediğiniz kağıdı katlarsınız. We have a ballot box. Seçimlerde bir tane seçim sandığı bulunur. Put the paper in the ballot box. Daha sonra ismi yazdığınız ve katladığınız bu kağıdı seçim sandığının içine koyarsınız. Count the votes. En sonunda da oylar sayılmaktadır. Ve oylar sayıldıktan sonra kim yüksek oy alırsa o sınıf başkanı seçilmektedir. Bu adımları bilmeniz önemlidir çünkü testlerde bu adımları sorarlar. Bazen resimlerle eşleştirmenizi isterler ya da resim verip hangi adımın olduğunu sorarlar.